Toshiba yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Toshiba'nın tanıttığı DynaEdge AR isimli akıllı gözlük sıradan kullanım için tasarlanmamış. Daha çok kurumsal ve fabrika sanayinde tercih edilecek ürünün yanında mini bir Windows bilgisayar geliyor. Bu bilgisayarla bağlantı kuran gözlük Windows 10 işletim sistemine sahip. 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunan ürünün kullanım alanı sorun tespit etme ve kamerasını kullanarak teknik destek almanızı sağlamak. Ürünün fiyatı ise yurt dışında 1900 dolar. Huawei P Smart ülkemizde satışa sunuldu. Full View ekran tasarımına sahip telefonun %76'lık bir ekran gövde oranı bulunuyor. Tüm bilgilerinizi Wi-Fi üzerinden diğer Android ve iOS telefonlara aktarabileceğiniz telefonun 5.6 inçlik bir ekranı bulunuyor. 3 GB RAM'e sahip olan cihazın arka kameralarından biri 13, diğeri ise 2 megapiksel. 32 GB dahili hafızası bulunan telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel. Huawei P Smart ülkemizde 1599 TL'den satışa sunuldu. Son dönemin oldukça sevilen ücretsiz oyunu Fortnite nihayet mobil platforma da geliyor. Firma konuyla alakalı yeni bir Türkçe video yayınladı.